Merhaba sevgili yengeçler. 24-30 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, bu hafta başında 24 Kasım'da Güneş-Neptün arasında kare açı etkili olacak. Değişken grupta etkili olan bir açı bu. Sizi birinci derecede etkilemiyor. Ancak günlük hayatınızda, iş hayatınızda, ilişkilerinizde, yurt dışı ile ilgili faaliyetlerde, iletişim hayatınızda bazı karışıklıklar söz konusu olabilir. Güneş Neptün kareleri aldanışlara neden olabilir, kayıplara neden olabilir, bir eşyanızı kaybedebilirsiniz veya yapacağınız görüşmelerde karışıklıklar meydana gelebilir. Özellikle seyahatlerle ilgili alanlarda dikkat etmeniz gerekiyor. İş seyahatlerinde, yurt dışı ile yapılan sözleşmelerde, konuşmalarda Güneş Neptün karesinin belirsizliği bazı karışıklıklara neden olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Günlük hayatınızda sağlığınızla ilgili konularda da özellikle ilaç kullanımında, alkol kullanımında, beslenmede daha temkinli olmanız gerekiyor. Özellikle hassassanız, sindirim sisteminizle mideniz hassassa ki yengeç burçlarında genellikle hassas olabilir. Özellikle 24 Kasım, 25 Kasım günlerinde biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. 25 Kasım'da Merkür-Satürn kavuşumu olacak Akrep Burcu'nda. Sizin için özellikle Merkür-Satürn kavuşumu belki çocuklarınızla ilgili ya da sosyal hayatınızda, duygusal hayatınızda biraz daha ciddi düşünceler içerisinde olmanıza neden olabilir. Veya alacağınız, duyacağınız bazı haberler maddi konularda da ilgili olabilir bu haberler. Birazcık sorumluluklar nedeniyle sıkıntı hissedebilirsiniz ya da karamsar, ciddi düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Bu çok uzun süreli bir etki değil. Aslında uzun vadeli anlamda sizin için yapıcı bir etki de olabilir. Belki uzun vadeli ciddi konularda daha sorumlu düşünceler içerisinde olup planlar da yapabilirsiniz bu etkileşimle beraber. 28 Kasım'da burcunuzdaki Jüpiter ile Oğlak burcundaki Venüs arasında karşıtlık söz konusu olacak. Bu sizin beklentileriniz, isteklerinizle karşınızdaki kişinin, eşiniz, ortağınızın istekleri, beklentileri arasında bir karşıtlık yaratabilir ya da bazı iyimser tavırlar, hoşgörülü tavırlar, sizin eşinize karşı gösterdiğiniz aşırı tolerans nedeniyle birazcık özellikle duygusal konularda, paylaşımlarda abartılı durumlara yol açabilir. Bunun yanı sıra harcamalara dikkat etmek gerekiyor. Çok fazla harcama yapmaya yatkın olabilirsiniz. İştahınızı kontrol etmeniz gerekiyor sevgili yengeçler. Jüpiter sizin burcunuzda, biraz daha sevdiğiniz yiyeceklere bu dönemde düşkün olabilirsiniz. Gerek sosyal hayatta gerek günlük hayatınızda özellikle zevklere aşırı düşkünlük, para harcamaları ve beslenmede abartılar, kilo problemi biraz kısa süreli sorunlara yol açabilir. Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. 30 Kasım gökyüzünde enerjiler hem hareketli hem çok güzel. Özellikle ateş grubundaki hareket sizi de iş ve kariyerinizle ilgili konularda etkileyebilir. Hızlı haberleşmeler söz konusu olabilir. Belki seyahatler gündeme gelebilir. Günlük hayatınızın biraz hareketleneceğini söyleyebiliriz. Yay burcundaki Güneş ve Koç burcundaki Uranüs arasındaki üçgen açı iş hayatınızda, günlük hayatınızda, kariyerinizle ilgili bazı hızlı, beklenmeyen hatta sizi şaşırtabilecek sürpriz gelişmelerin olabileceğini gösteriyor. Bir iş gezisi, sürpriz bir iş gezisi veya bir sürpriz misafir ya da yanınızda çalışan elemanlarla alakalı bazı sürpriz, beklenmedik gelişmeler sizi hem şaşırtabilir hem keyiflendirebilir. Hafta sonuna Ateş Burcu'ndaki bu güzel enerjilerin etkisi altında devam edeceğiz. Evet sevgili yengeçler, hafta içerisinde gökyüzündeki günlük durumları daha detaylı takip etmek için burç videolarımızı, günlük burç videolarımızı izleyebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.